Efendim canım? Ölümlerden ölüm beğen. Tamam. Neredesin? Şirketteyim. Ha, geri döndün. Aramaya tenezzül bile etmiyorsun, öyle mi? Tamam, çok haklısın ama gelir gelmez hemen işe gömüldüm ben. Tamam, anlat. Anlatacağım mı? Ama müsait olduğunda anlatacağım, tamam mı? Ne zaman? En kısa zamanda. En kısa zaman ne zaman? Çok kısa bir zamanda. Sibel, hoş geldin canım. Seni hemen arayacağım, tamam mı? Ama Sibel... Harika bir lansmandı. Defile değil, şov oldu. Merak ettik sizi. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ama ben sadece bir tane dergiye röportaj veririm. Mezura. Aynen öyle. Tamam, çok iyi seçim. Sibel Hanım. Kızmazsanız size bir şey soracağım. Yo, sana niye kızayım? Sor. Size bir başkalık gelmiş. Nasıl bir başkalık? Yani tam adını koyamıyorum ama böyle bir farklısınız. Gözleriniz bir farklı bakıyor. Işıl ışılsınız ya. Teşekkür ederim. Ay, bu da iyice kabak tadı verdi. Kim ki o? Ayşe'nin menajeri. 3 günde hiç aramadıysa tam 30 kez aramıştır. Mesajlarını saymıyorum bile. Ne istiyormuş senden? İşte biz Ayşe'ni yanlış anlamışız da, Ayşe'nin çok pişmanmış da, işte çok üzülüyormuş, bilmem neymiş, şöyle böyle bir şeyler söylüyoruz. Ay üf, en azından iş ahlakını anlar. Katılıyorum. Başka bir şey? Ben kahveni çok özledim. Ya, gerçekten mi? Ben de unuttunuz sandım. Hemen yapıyorum. Ha, bu arada röportaj için ne? Ayarlandırayım. Tamam. Ay Sibel Hanım, vallahi bir başka bakıyorsunuz. Maşallah. Günaydın Erhan Bey. Günaydın. Benim süpermenim gelmiş. Ne oldu be? Uçmalara kıyamamış da yürüyerek mi gelmiş? Gel kardeşim, sor o zaman. Tamam. Gel gel. Bir de burada. Oğlum dur, tamam, nefes alamadım lan. Bir dur lan, tamam. Tamam, tamam kardeşim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Erhan. Kardeşim al, al. Bütün nefesler sana feda olsun. Ki zaten ben de senin sayende nefes alıyorum. Ne oldu, ne yaptı? Yatırabildin mi adamların parasını? Ay, sorma. Film gibiydi. Kafamı silah dayadı herifler. Ne? Borcuna bir de kurşun parası eklendi dediler. Dedim, tamam oğlum Samet. Bitti mevzu. Yolun sonu buraya kadar. Sonra işte birden bir ses. Hesabımıza para geldi. Bak, o ses nasıl bir ses biliyor musun? Bülbül şakaması gibi. Üzümü niye bağını sorma derler ama... yine de merak ediyorum. Sen para işini nasıl hallettin? Hı? Böbreğini mi sattın, bankamı soydun, ne yaptın? Oğlum senin de dediğin gibi işte. Üzümün keyfini çıkar, bağcılık sana göre değil kardeşim. Tamam. Öyle deme şimdi. Tamam, işi şakayı falan vuruyorum ama... yaptığımı da biliyorum yani. Ya tamam be oğlum, geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız bundan sonra. Peki, hadi tamam benim parayı buldum. Hı. Teşekkür ederim. Buran amcanın evi, o ne oldu? Samet Bey, Erhan Bey, Sibel Hanım'la toplantımız var, unutmayın. Oo, senin buzlar kraliçesi de 3 gündür yoktu. Tıpkı senin gibi, o da 3 gün. Senin şu buzlar kraliçesi ne istiyormuş, bizden gidip bir soralım. Hadi, şu benim ceketi de alsana, geç kalacağız yoksa. Yani arkadaşlar, şirketimiz çok önemli bir milat yaşıyor. Hatta bugün ilk röportajımızı vereceğiz. Sizden elinizden geleni değil, en iyisini isteyeceğim. Hataya yer yok. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Erhan Bey, siz kalabilir misiniz? Bey. Kapıyı kapatabilir misiniz? Tabii Sibel Hanım. İşinizi halledebildiniz mi? Daha değil Sibel Hanım ama inşallah hallolacak. Çok teşekkür ederim bu arada, çalışanlarınızla çok ilgilisiniz ya. Bu kişisel bilgi değil. Tamamen profesyonel. Yani sözleşmenin dışında hareket etmediği sürece ne yaptığın beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Tamamen dostane bir hatırlatma. Dostane. Güzel espri.
Ama karşınızda çocuk yok, sürekli hatırlatmanıza da gerek yok. Benimle bir işiniz kaldı mı, çıkabilir miyim Sibel Hanım? Yarım saat hazır ol. Ne için ya? Röportaja gideceğiz. Röportaja gideceğiz. Siz, ben, neden? Ya bu soruyu sürekli kendime sorup durdum biliyor musun? Bir cevap verebiliriz mi Sibel Hanım peki? Verdim. Neymiş, ben de öğrenebilir miyim? Çünkü sözleşmede böyle bir madde yoktu, yazmıyordu. Evet, sözleşmede böyle bir şey yazmıyor ama... ben istediğim için geleceksin. Bu arada hesabınıza 500 bin lira daha aktardım. Tıpkı sözleşmedeki gibi. Kolay gelsin. Kardeşimle yalnız kalabilir miyim Erdal Bey? Erhan. Erhan Bey. Böyle teklifsiz, izinsiz, bana ait olan bir yere dalmana neye borçluyum ben? Bana ait derken, toplantı odasından mı bahsediyorsun yoksa çember bayağı genişledi mi ha? Benim işim var, sen buranın tadını çıkar. Eminim vardır canım. Melis'le baş başa tatiller. Abi kardeş, anneye babaya yalan söyleriz, okey. Hatta birbirimizin açıklarını da kapatırız. Gerekirse yalancı şahitlik bile yapabiliriz ama birbirimize yalan söylemememiz gerekiyor. Abi kardeşlik bunu gerektirmiyor mu sevgili kardeşim ha? Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Neyse, akşam babam yemeğe bekliyor, haberin olsun. Neden? Bilmiyorum, başarılarını kutlayacağız herhalde. Kızların da hala aşkı depreşti, bayağı defile fotoğraflarını biriktiriyorlar. Eve gittiğinde çapraz sorguya hazır ol. Gülgül. Ah, yalan ortaya çıkıp yaldızların dökülünce de gülebilecek misin bakalım sevgili kardeşim? Sibel. Kardeşim seni çok yoruyor değil mi? İşte beni seçecektin. Beni seçseydin ben senin gibi asistanı pamuklara sarardım. Ailem için istedim şahit. Utandırıyorsun beni. Ne oluyor, ne bitiyor anlat bakalım. Her şey göründüğü kadar mükemmel mi?